İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında telefon şebekeleri çöktü. Çok sayıda kullanıcı sesli arama gerçekleştiremedi. Şebekenin çökme sebebi herkesin aynı anda araması. Uzmanlar, deprem gibi kriz anlarında gerekli olmadıkça telefon görüşmesi yapılmamalı uyarısında bulunuyor. Deprem gibi kriz anlarında telefon görüşmesi yerine mesajlaşmanın tercih edilmesi gerektiğini belirterek, mesajlaşarak haberleşirsek şebekede trafik olmaz ve ses kanalı şebekelerde kullanılır hale gelir. Bu da ihtiyacı olan kamu kurum ve kuruluşlarının kriz anlarında sesli görüşme yapabilmesini sağlar. Deprem esnasında sallantılardan dolayı bazı santrallerde elektrik kesintisi yaşanmış veya sistemleri kendisini kapatmış olabilir. Bu durumun gerçekleşme ihtimali olsa da düşük bir olasılığa sahip. Deprem sonrasında şebeke probleminin yaşanması herkesin aynı anda sesli arama yapmaya çalışmasından kaynaklanıyor. Sesli aramalarda problem yaşanmasına rağmen WhatsApp aracılığıyla iletişim sağlanmaya devam etti. Şebekelerde ses, veri gibi farklı kanallar bulunuyor. WhatsApp aracılığıyla sağlanan iletişim ses kanalından farklı bir kanalda gerçekleşiyor. Bu nedenle sesli aramalarda problem yaşanırken WhatsApp'la yapılan haberleşmede şebeke bunu kaldırabiliyor. İstanbul'daki herkes arabasını alıp Boğaz Köprüsü'nde gitmeye kalkarsa o kadar arabanın köprüden geçmesi mümkün değildir. Dolayısıyla deprem anında herkes telefonuna sarılıp eşini, dostunu aramaya kalkınca iletişim sistemlerindeki trafiğin artmasına bağlı olarak sistem kilitleniyor ve iletişimde kesintiler meydana geliyor. Dünyada hiçbir şebeke böyle bir trafiği kaldıramaz. Herkes aynı anda sesli arama yaptığında bu durumda sistemin çalışır halde olması şebeke kurulum maliyetlerini 10 kat arttırır. Şebekenin bu talebi karşılaması teknik olarak imkan dahilinde. Fakat ekonomik bir seçim olmadığı için ABD dahil olmak üzere hiçbir ülkede bu şekilde bir altyapı bulunmuyor.